Evet, kolay gelsin efendim. Evet, Sayın Minnet Cabbar, modacı. Evet. Evet, dinliyoruz. Buyurun. Siz. Diğer katlardaki programlara da katılıyoruz. Evet, şimdi birinci katı bitirdik. İkinci kata çıktık. Tamam. Evet, doktor hanım kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kolay, sağ olun efendim. Evet, siz devam edin. Buyurun. Kolay gelsin efendim. Buyurun, siz devam edin. Yani doktor
Doktorun kolay gelsin. Evet. Kolay gelsin efendim. Merhaba. Merhaba efendim. Sağ olun. Beş yıl. Efendim? 5 yıl. Evet, suçun niteliğine göre bu konudaki süreler değişiyor. Evet. Daha sonra sabıkanızı sildirebiliyorsunuz ama bazı suçlar var ki onları sabıkanızdan sildiremiyorsunuz. Evet. Tabii ki mesela hakim olduktan sonra savcıya geçtiğinizde tekrar bir sınav mı izlemeliyiz? Yok, hakimlik ve savcılık sınavı bir bütün olarak Adalet Bakanlığı tarafından yapılıyor belli zamanlarda. O sınava girdikten sonra bir tercihe bağlı olarak hakim ya da savcı olabiliyorsunuz. Ama kendi içerisinde hakimlikten savcıdan geçiş de yapılabilir diye düşünüyorum. Bunun tam kriterini bilmiyorum ama ikisi tek bir sınavda oluyor. Hakim ve savcılık sınavı Adalet Bakanlığı tarafından yapılıyor. Stajda yanlış bir şey yapınca mı? Yok, staj zaten mesleki bilgiyi pratiğe dökmek anlamında. 1 yıl yapılıyor. Yanlış bir şey. Zaten orada bir sorumluluk yok. Dediğim gibi gözleme dayalı olarak dosya inceliyorsunuz. İlk 6 ayı adliyede çeşitli savcılık ve mahkeme kalemlerinde birer arayla özel birinin yanında da yapabiliyorlar. Ama 6 ay diğer 2. 6 ayda avukat yanında herhangi bir istediği avukatın yanında 6 ayda stajını yapıyor. 1 yılın sonunda avukatlık kuruluşlanmasını alıp göreve başlıyor. Söylüyorsunuz. Kaç yıl sonra avukatlıktan sonra savcı sınavına girebiliriz? Avukatlık fakültesini bitirdikten sonra devletin açtığı sınav yayınlandığı tarihte istediğiniz zaman hakimlik ve savcılık sınavına girebilirsiniz. Bunda da devlet memurluğuna giriş yaş şartına kadar istediğiniz yıl aralıklarında açılan sınavlara katılabilirsiniz. Belli bir süre avukatlık yaptıktan sonra diyelim 5 yıl serbest çalıştınız. Size uygun olmadığını gördükten sonra hakimlik ve savcılık sınavına girip hakim ya da savcı da olabilirsiniz. Avukatlarım kolay gelsin. Sağ olun, her şeyi ederiz. Neredeyiz? Evet. Evet. Mimarlık. Evet. Kolay gelsin. Hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi o zaman mesela sormak lazım. Mimarlık yaşam alanlarının kolaylığından çıkıyor ya yollar. Peki okulumuzda, size soruyorum çocuklar. Okulumuzda mimari açıdan bakacak olursak sizce ne sıkıntılar vardır desek? Ne dersiniz? Mimari yönden mesela. Hoşunuza gitti. Evet. Ben tuvaleti çok küçük. Kızlar tuvaleti çok küçük. Bakın bu da bir binayı tasarlarken karşınıza çıkan eksikliktir. Yani bu okul yapılırken kaç tane öğrenci olacağı ilk etapta planlanması gerekiyor. Ki muhtemelen de mimara verilmiştir. O da dersleri çalışmamış, eksik koymuş veya ölçülere riayet etmemiştir. Evet, işte yani bunlar bir eksikliktir. Bunların giderilmesi, işte bir mimar her zaman kulağı çınlatılabilir. Bizim gene hocalarının söylediklerinden örnek veriyorum. Şöyle derdi, doktorun hatası yarın görmezsiniz, toprak altındadır. Ama bir binanın ortalama 50-60 sene ömrü olduğunu düşünürseniz kolay gelsin. Yapmış olduk. Teşekkür ederim. Kolay yapmış olduğumuz hata 50-60 sene boyunca hep görünür. Evet, kolay gelsin efendim. Kolay gelsin efendim. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Mesela arkadaşlar, yaptığınız çalışmalarda şurada bir tane taş duvar var
üniversitede derste konuştuk bunu. Şöyle bir şey yaptı. İşte bir dış mekan tasarlasın, iç mekan değil. Ama yakında bir yerde bir tane şey bulmuş, çeşme bulmuş. Çeşmenin üzerinde de çok böyle kadim bir sembol olan, Osmanlı'da da çok kullanılan lotus çiçeği bulmuş. Lotus çiçeği, işte böyle bir girdabı var, tamam mı arkadaşlar? Bu sonsuzluğu ifade ediyor. Dolayısıyla bu lotus çiçeğini tamamen mekandaki yer evet, sınıfları dolaşmaya devam ediyoruz. Evet hocam, kolay gelsin. Tamam. Buyurun. Sonrasında tabii ben de onun bu işi parayla yaptığını öğrendikten sonra dedim ki ben bunu yapabiliyorum, ben bunu yapıyorum, o zaman ben niye yapmayayım? Ondan sonrasında bu işi ben de yapmaya başladım. Resmileştirdim, notere gittim, belgemi aldım, anlaşmamı imzaladım. Ondan sonra adliyeye gittim. Daha sonrasında ben yapmaya başladım. O artık yapmaya diyebiliyorum yani. Böyle tanıştım. Tesadüfen yani. Başka var mı çocuklar? Hocam kolay gelsin. Evet, kolay gelsin. Merhaba. Merhaba efendim. Sağ olun. Buyurun, devam edin. Hocam kolay gelsin. Polis. Hayır, makine mühendisi. Tamam. Evet. Kolay gelsin. Olur.
Başka ilgisi olan var mı bu tarz konularda? Tamam, sen hesabını yap. Senin var galiba. Sende otomatikle ilgili bir ilgi var mı? Peki. Evet. Neredeyiz? Sporcu bitmiş, bunlar dışarıdalar. Spor. Sporcu bahçedeler. Evet. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Kolay gelsin efendim. Sağ olun. Buyurun, devam edin. Video mu? Oo, çok eğlenceli. Evet, değil mi hocam? Hadi bakalım. Konuşan bir ülke yok. Latin dilleri var ama yani Latince sadece eğitim olarak öğreniyorsun aslında. Öyle diyebilirim. Ama dil çok önemli. Yani şimdi İstanbul'da mesela ya da işte Antalya'da, İzmir'de çalışırken size hangi tarzda insan gelecek, hangi milliyetten, hangi uyruktan hasta gelecek bilemezsiniz yani. Ki orada da ya en azından bir İngilizcenizin olması lazım. Yanında Almanca belki Fransızca olsa güzel olur ama bizim ülke şartlarında dil öğrenmek biraz zor oluyor. Kaç dil biliyorsun? 3. Türkçe de biliyorum. Kolay gelsin hocam. Evet. Ucuza yapıyorlar ama. Ya işte bu ne yazık ki bizim biraz genel sorunumuz yani. Kolay gelsin. Fiyat mühendisi. Emine. Hemşire. Evet. Kolay gelsin efendim. Buyurun. Devam. Şöyle mi geçelim? Fotoğraf için mi? Fark etmez. Siz anlatın. Biz canlı yayın yapıyoruz. Fotoğrafı çekerim ben hocam. Siz devam edin. Tamam, devam ediyoruz. Tamam. Kolay gelsin. Buyurun. Devam. Evet. Canlı yayın. Evet. Tabii. Yani. Demirleri düşüyorlar, onu beton yapıyorlar. Ne kadar
Kolay gelsin. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Evet, kolay gelsin efendim. Buyurun hocam. Devam. Yok, ben çekelim. Siz devam edin. Evet, başka var mı? Eski şeyler neden? Pahalı olmuyor. Mesela duyuyor özel şu bulunduğu şu kadar işte müzayede satıldı veya şu kadar milyon dolar değerinde. Neden daha çok var? Çünkü örneği yok. Minik. Yani o dönemden elimizde olan belki tek güzel şeyi kendi koleksiyonunu bulundurmak istiyor. Çünkü bu kızlar burası mı? Evet. Oo, maşallah efendim. Kolay gelsin. Burada tabii farklı çocuklar. Hadi bakalım şimdi dinleyelim. Devam. Evet, buyurun. Buyurun hocam. Devam. Soru soru var mı arkadaşlar? Aynı soruyu tekrar. Polis şifresini zorlayan bir şey var mı? Polis şifresini zorlayan bir şey yok. Özveriyle çalışıyoruz. Çalışmak güzel. Sağlıklı olduktan sonra istediğiniz şekilde çalışabiliriz. Günde normal şartlarda 8 saat çalışıyoruz ama 7-24 esasına göre görev alıyoruz. Silah kullanmamız gereken yerler var mı? Evet, silah kullanmamız gereken yerler var. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi. Müzisyen. Ahmet Bey mi bu? Hadi bakalım. Evet. Oo, Onurcuğum burada mısın? Evet, hoş bulduk. 4. Evet. Kolay gelsin hocam. Sağ olun hocam. Evet. Evet. Dinliyoruz hocam. Ara vermeyelim, devam. Tabii. Evet, buyurun. Gördüğünüz bu Shakespeare demiştik. Evet. Bir diğeri tabii yine Turgut Özakman çıktı karşımıza. Anton Çehov, bu Rus yazar. Çok önemli bir yazarlardan biri, dünya tiyatrosu. Tabii hep eski, hep yaşlılar. Genç yok. Şey gibi. Bu biraz şey. Molière de Fransız tiyatrosunun en önemli isimlerinden birisi. Hatta Molière hastalık hastası filmini
sahnede gerçekten de hasta oluyor ve bu sahnede ölüyor. Sahnede ölüyor. Müthiş bir alkış oluyor. Herkes o kadar çok büyük alkış yapıyor. Fakat gerçekten de o gün o sahnede... Evet hocam. Hocam kolay gelsin. Sağ olun. İşte his böyle. Evet grafiker, evet. Tanıyoruz zaten. Evet, kolay gelsin hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun, buyurun. Teşekkür ederiz. Buyurun. Tamam. Hadi bakalım kızlarımız, çocuklarımız. Evet, buyurun. Siz devam edin. Devam edelim. Tamam, hadi bakalım. Renk sıralı sınıf alıyor. Valor değeri olarak internetten araştırdığında çıkıyor. Önce renk skalasıyla başlamasın, tonlamayla karakterin üzerine ilerlemesin. Biz bir grafik tasarımı, animasyon tasarımı yapmadığımızda ne yapıyoruz? Kağıdımızın üzerine zihnimizde olanları aktarıyoruz. Kağıt üzerinde sağlamış olduğumuz aktarımlarımızdan daha sonra bilgisayar üzerine aktarıyoruz. Onun için önce kalemimize, zihnimizden geçenleri kalemimize dökmeliyiz. En güzel dostumuz da ben solağım mesela, sol elim. Sol elimi çalıştırmak zorundayım. Zihnimde sürekli bütünsel hale getirmeliyim. Bunun için de çok fazla masal okumalıyım arkadaşlar. Bizim işlerde masal okumak çok önemli. Özellikle animasyon istiyorsunuz çoğunuz. Animasyon için sürekli çocuk kitaplarını okumalısınız. Hatta daha düşük seviyede 4-5 yaşındaki çocukların bile masallarını okursanız zihniniz daha çok gelişeceğine inanıyorum, sizin için daha faydalı. Valör değere bakabilirsiniz renk skalası olarak. Sana tavsiyem bu, internetten valör değerleri araştırarak karakalem üzerinde en başta gidebilirsiniz. Hocam kolay gelsin. Rica ederim, görüşürüz. Sağ olun, sağ olun. Bu şekilde. Evet. Evet. Neredeyiz? Bitti. Hadi bakalım. Alalım sizler. Bizim torunun sınıfını bulamadık. Torunun sınıfını mı? Hangi sınıf? Yedi. Yediler yok mu? İşte karıştılar.